Fark ettiniz mi? Herkes bir workflow diyor. Bu workflow'ları geçen yıl Alev Hanım'dan da dinlemiştik. Ve sahayı takip etmek, yani workflow'larla beraber sahayı takip etmek benim özellikle ilgilendiğim konulardan bir tanesi. Ama biz Aconex'te field dedik, Aconex field dedik. Oradaki yapılar nasıl dönüyor, sahadaki süreçler, QA, QC ve HSE tarafındaki yapıların, saha ekiplerinin faaliyetlerinin sürekli izlenebilmesi. Hatta hatırlarsanız geçen yıl şurada ayrıntılarını paylaştığımız Etlik Entegre Sağlık Kampüsü'nden kalite şefi Ahmet Bey 15 dakikada bir 1.2 milyon metrekare alanı tarıyoruz demişti. Hatta sevgili Enzo Raho'dan da bir alıntımız var orada bu alanı nasıl taradıklarına ve nasıl incelediklerine dair. Bu yıl bu sahadaki uygulamalarla ilgili oturum öncesinde dedik ki dünyanın en güzel manzaralı şantiyesinden birilerini getirelim. En güzel manzaralı şantiye dünyadaki. Neresi olabilir? Şimdi dediği gibi yarim İstanbul gel öpeyim gerdanından demiş. Ve biz de yurt dışından gelen Aconex ekibinde Lee ve diğer arkadaşlarımızı bir ağırlarken tabii oralara götürdük. Yani İstanbul'u orada görmek, orada yaşamak lazım diye. Dolayısıyla o projeden yani PIT dediğimiz Peninsula Hotel projesinden sevgili Onur Tam Usta'yı, şantiye şefimizi sohbeti kısmı için Ozan'la buraya davet ediyoruz. Sana Ozan çıktı, kusura bakma. Demin dışarıda aslında Onur'la burada ne konuşacağımız konusunda kısa bir sohbet yaparken sanırım mikrofonum açıkmış. Sizler de biraz dinlediniz bu konuşmayı. Ozan o başlangıçtaki kısmı geçebilirsiniz. Aslında ilk başta Onur'a şunu söylüyordum, bir espriyle başlayacağım dünyanın en güzel manzaralı şantiyesi diye, eğer Tolga bu espriyi yapmazsa. Duyduk Ozan seni. Evet, Tolga maalesef başladı ama gerçekten Onur beni ne zaman arasa yani şantiyeye giriyorsunuz, sağ tarafa dönüyorsunuz, toplantı yaptığınız yerde hani sarayın manzarasından daha iyi çünkü suya sıfır. İki tane konteyner, iki miydi, üç müydü? Üç. Üç. Üçüncü katta toplantı odası var. Ve çok da güzel cam yapmışlar. Siz orada toplantı yapıyorsunuz ve boğaz manzarasıyla. Zor çalışma şartları. Çalışma şartları çok zor. Şimdi Onur'la biz uzundur çalışıyoruz. Şöyle bir hikayemiz oldu. İlk başta aslında Peninsula Hotel Galataport Salıpazarı projesinin bir parçası. O projeye başladıktan sonra Onur projeye dahil oldu. Beni toplantıya çağırdılar. Dediler ki biz sahada mobil teknolojileri kullanmak istiyoruz. Sizin de bir ürününüz varmış. Aslında genelde tam tersi oluyor. Ben hep böyle projelerin peşinde koşuyorum. İşte sonrasında anlatmaya çalışıyorum. Bu sefer Onurlar, Onur Beyler bizi aradı. Biz toplantıya gittik ve çalışmaya başladık. Ve sizinle birlikte ben de hep şunu düşünüyordum. Onur'a hemen sormak istiyorum. Nasıl oldu da sahada bu çalışmaları yaparken biz mobil teknolojileri kullanalım, dijitalleştirme bu dert size nasıl düştü? Ya aslında bir önceki projede de vardı aklımda bu. Yöneticilerime sunmuştum. Çok hoş karşılanmadı mali karşılığı sebebiyle. Bu projeye geçtim. Buradaki yöneticilerim yeniliklere, inovasyona daha açık olduğu için, daha genç bir ekip olduğu için burada da başladığım gibi ilk teklifi götürdüm. Proje müdürüm Nilgün Hanım, inşaat müdürüm Özben Bey de kabul ettiler ve sonrasında bu sürece başladık. Harika. Bir de biz yaptığımız toplantılarda Onur'la ben konuşurken hep bilmediğim yerlerden soruyordu. Yani normalde hep biz anlatırız teknolojik olarak. İşte şunu da yapabiliyoruz, bunu da yapabiliyoruz. Bu sefer tam tersiydi. Onur beni karşısına aldı. Bunu yapabiliyor mu, şunu yapabiliyor mu, böylesi var mı, şöylesi var mı? Sonradan anladım ki bu konuda olabilecek bütün ürünler incelenmiş. Biz de bir alternatif olarak masada duruyoruz.
Evet, tam olarak öyle oldu. Ben diğer ürünlerin yani adı şudur budur falan şimdi söyleyemeyiz ama şunu söylemek istiyorum. Hem de konuklarımız da bilgi alsın diye. Şu anda senin incelediğin ürünleri düşündüğümüzde arasında Aconex Field var ve siz şimdi onu kullanıyorsunuz. Sahada neler yapılabilir? Yani esasında bunun bir sınırı yok tabii ki. Yani bunun sınırı sizin hayal gücünüz ve programın size verdiği cevaplar. Ve evet, hani biz esasında başka bir programı inceleyerek başladık. Başka bir programın demosuyla ben yöneticilerimi ikna ettim. Sonrasında dümen size kırıldı. Ama şu an kafamdaki senaryoyu tamamen Aconex Field ile beraber gerçekleştirebiliyoruz. O senaryoyu biraz anlatabilir miyiz? Şu anda sahada mobil telefonlarıyla sizler, senin takımın neler yapıyorlar? Tüm saha inspection'larını, saha gözlemlerini, buna kalite dahil, ISG dahil, bir restorasyon projesine çalışıyoruz. Restorasyon konuları dahil, yapılabilecek ve kayıt altına alabilecek tüm süreç dijitalleştirilerek Aconex Field üzerinden kayıt altına alınıyor. Bu da objektif ve şeffaflığı getiriyor bize. Kimseye hesap vermek zorunda kalmıyorsunuz. Açmış olduğunuz kayıt direktörünüzden proje müdürünüze kadar herkesin ekranında zaten anlık olarak görülebiliyor ve fotoğraflarla vesaire de bunu desteklediğiniz için kimsenin kafasına soru işareti olmadan devam edebiliyoruz. Yani sonuçta herkesin bilmesi için söylüyorum. Mobil telefonla birlikte arkadaşlar sahada dolaşırken hem ilgili bilgileri giriyorlar hem de resimlerini çekerek onu kayıt altına alıyorlar. Evet, yani cep telefonu aplikasyonuyla beraber onun bir altyapısını sizlerle beraber oluşturduk biliyorsunuz. Görmüş oldukları uygunsuzlukları, riskleri, ISG'yi ilgilendiren riskleri, kaliteyi etkileyen noktaları fotoğrafını çekiyorlar, lokasyonu seçiyorlar. İlgili kişiyi atayarak bir süre veriyorlar uygunsuzluğun kapatılması için. Bu şekilde işlemlerimize devam ediyoruz. Aconex Field, birazdan onu da soracağım. Aconex Field seçildi. Biz toplantılara gittik arkadaşlarla birlikte. Onur yine beni bir konuda şaşırttı. Dedi ki hani inşaat tabiriyle, abi ilk önce bizim çok ciddi çalışma yapmamız lazım. İlk önce bir test sistemi kuralım. Evet. Sonra onu kullanıcılarla bir test edelim. Her şeyi bir oturtalım, sonra canlıyı alalım. Yani öyle bir düşünmüştük, siz de destek verdiniz. Ve bence de doğru olanı bu. Çünkü çok fazla dinamik var şantiyede, çok fazla değişken var. Bunu o hiyerarşideki altyapıyı oluştururken de zaten kafanızda tüm şantiyeyi, tüm inşaatı bitirip simüle etmeniz gerekiyor ki ona göre bu altyapıyı oluşturun. Biz yaklaşık olarak bir iki ay herhalde böyle Sertaş Bey ile beraber, kaliteteki arkadaşım, bu sürece kafa yorduk, oturttuk. Sonrasından da bir test database'inde başlayalım dedik. Tüm arkadaşlarımız yaklaşık bir ay hayali bir şantiyenin inspection'larını yaptı, uygunsuzluklarını açtı. Sonra kafamıza yattığı zaman orada gördüğümüz aksaklıkları da düzelttik tabii geriye dönerek. Tertemiz bir şekilde kendi database'imizde sıfırdan başladık. Şimdi biliyorum ki ben sadece uygunsuzlukları değil, aynı zamanda kontrol listelerini, checklistlerini yapmak üzerine de aynı süreci geliştiriyorsunuz. Tabii şu anda şimdi durum nedir? Gelişme sürecinde Sertaç Bey devam ediyor o konuya daha ağırlıklı olarak. Biz inspection'ları Aconex Field üzerinden yapmaya başladığımız anda sahada basılı hiçbir belge olmayacak. Tüm checklistlerimizi, işte inspection notlarımızı, bitirdiğimiz inşaatı operatör teslim ederken yapacağımız punch listleri tamamını bu mobil aplikasyon üzerinden devam ettireceğiz. Peki hemen insanın aklına şu geliyor. Bir sürü insandan ben şunu duyuyorum. Şantiye ortamı güvensiz bir ortam. Cep telefonu taşıyorsunuz. İnsanlarda bir çekince olmuyor mu? Telefonlar bozulur, düşer, kırılır. Çünkü herkesten biz konuştuğumuzda şu geliyor. Şantiyede biz bunu kullanamayız. Yani esasında bu ihtiyacın doğduğu nokta burası. Herkesin cebinde bir akıllı telefon var şu anda. Herkes hani iş için kullanmasa bile özel ihtiyacı için cep telefonları sürekli ellerinde. Yani o konuda hiç kötü ya da aksi bir dönüş almadım. Harika. Herhangi bir sıkıntı da yaşanmıyor. Harika. Şu anda da aktif olarak kullanıyoruz. Kullanılıyor. Evet. Peki bir şey daha sormak istiyorum. Sonuçta siz bunu sadece kendi bünyenizde kullanmıyorsunuz. Taşeronlar da var, diğer taraflar da var. Özellikle taşeronları bu tür sistemi kullanmaya ikna etmek için, onlara daha iyi kullandırmak için neler yaptınız?
bu aşamada öncelikle kendi yönetiminizi ikna etmeniz gerekiyor. Biz o konuda bir sıkıntı yaşamadan ikna edebildik ve ondan sonrası zaten bir yönetim duruşudur. Yöneticilerimiz de gerekli prosedürlere bu eklemeleri yaptılar. Biz bundan sonra saha kontrolünü ve sahayı izlemeyi bu aplikasyon üzerinden yapacağız diye. Sözleşme ile ilgili arkadaşım da destek verdi. Sözleşme taslaklarına da girdik bunu. Herhangi bir resistansla şu an için karşılaşmadık. Yani çünkü o işin doğası, kullanmak zorundasınız mantığıyla devam ediyoruz. Sonuçta üst yönetim siz bunu kullanmak zorundasınız deyip üstüne de sözleşmeye koyduğunuz zaman başka bir alt yüklemelerin başka bir herhangi bir kaçış yolu kalmıyor. Peki bir de onların eğitim ve benzeri ihtiyaçları var. Onları nasıl çözdünüz? Ya burada öncelikle tabii ki sizlerin yardımıyla çözdük. Hani ben de bu Aquatix Field'i kullanmayı bilmiyordum açıkçası. Dediğim gibi başka bir X markasının demosuyla bayağı bir içine girdim. Sizden eğitim aldıktan sonra da yeni işe giren arkadaşları zaten çok komplike olmayan bir sistem. Herkes de o teknolojiye alışmış durumda zaten cep telefonuyla aplikasyon kullanmaya. Yaklaşık olarak bir yarım saatlik eğitimle herkes yeni başlayan arkadaşlarım kullanabiliyorlar. Sormayacağım dedim ama sormak istiyorum. Bu X markası dedik ya, adını vermeyelim ama X markasıyla başladık, sonra Aquatix Field seçtik dedik. Neden Aquatix Field oldu veya neden Aquatix'in ürününü seçtiniz? Yani bu öncelikle mali karşılığı sebebiyle daha uygunlu fiyat. O yüzden seçildi ama devamında düşündüğüm zaman yani çok da yanlış bir karar olmadığını düşünüyorum. Çünkü yani hep söylüyorum bu yaptığımız işte çok ciddi paralar dönüyor ve spekülasyonlara çok açık noktalar. Verinin güvenilir olması çok önemli ve hani burada da Aquatix'teki ISO 27001 belgesi olduğu için, bu verinin güvenliğini bana taahhüt ettiği için kimse oraya açmış olduğum verinin tarihini ya da sonradan üzerinde oynama yapılıp yapılmadığını sorgulayamıyor. Ama dediğim gibi öncelikle yöneticilerimin beni field'e yönlendirmesindeki sebep daha ucuz olmasıydı. Evet, orada şöyle bir avantajımız vardı. Zaten Aquatix kullanılıyordu. Aquatix'in üstüne bir modül eklemek baştan itibaren başka bir yazılımı vermeye göre tabii ki çok daha avantajlı oldu. Biz de bu avantajı kullandık. Evet, öyle bir olur. De sizlerle konuştuğumuzda demin bahsettiğin gibi ISO 27001 sertifikası bu tür durumlarda çok büyük bir avantaj olarak geliyor. Bilgi güvenliği sertifikası. Bu şunu yapıyor, Aquatix sistemlerini bağımsız denetim kuruluşları denetleyerek bilginin ait olmayan herhangi bir kişi tarafından değiştirilmeyeceğinin garantisini vermiş oluyor. Böylece siz o bilgiye tamamen güvenebiliyorsunuz. Evet. Siz de bunun üzerinde çalışmalar yaptınız. Evet, doğru. Peki son olarak da şeyi sormak istiyorum. Siz dediğiniz gibi bir sürü yazılımı incelediniz. Bu Aquatix Field'ı düşündüğümüzde nelerinin değişmesi, eklenmesi, geliştirilmesi gerekir? Ne dersiniz? Yani esasında zaman içinde sizinle de çok konuştuk bu konuyu. Aquatix bu modülünde henüz daha emekleme aşamasında. Yeni girdiğiniz bir bölüm. Lee, you are here in this, right? Çok geliştirilmesi gereken yer var. Biz de yaklaşık olarak sanırım bir senedir kullanıyoruz. Bir senedir yapmış olduğumuz feedbacklerin bazılarına Aquatix dönüşü yaparak bir geliştirme sağladı. Aquatix'in cevapsız kaldığı noktalarda siz bir takım edinlerle ihtiyaçlarımı karşılamaya çalıştınız. Ama tabii ki geliştirilmesi gereken çok fazla noktanız var. Ve bence bunun başında da bir BIM entegrasyonu, BIM model entegrasyonu da işleri çok daha hızlandıracak ve kolaylaştıracaktır. Ama yavaş yavaş geliştiğinizi düşünüyorum. Bizim hep Onur'la konuştuğumuz içeride Aquatix içinde pin the plan denilen bir özellik var. Özellikle Aquatix Field için. Diğer rakiplerin de onların olduğunu biliyoruz. O da geçen akşam Lee ile sohbet ederken yakın bir zamanda geleceğini söyledi. Ben de çok mutlu oldum. İnşallah çok yakın bir zamanda o özellik de gelecek. Böylece sahada gezinirken paftayı açıp paftanın üzerinde lokasyonu ilgili uygunsuzluğa eşlemek, bütünleştirmek kolay olacak. Bunlar da geliyor. Onur Beylerle çalışırken, ekiple çalışırken aslında biz onlardan sürekli bilgi alıyoruz. Lee de sunumunda bahsetti.
biz sizlerle birlikte çalışıyoruz. Onlardan aldığımız bilgileri biz mühendislik ekiplerine, ürün grubu ekiplerine gönderdik. Ve ondan sonra da yani evet biraz uzun sürüyor. 3 ay, 5 ay, 6 ay yerine göre, isteğe göre. Ama sonunda Onur Bey'in ve ekibin istediği bazı özellikleri ürünün içine eklemiş olduk. Eklediklerimiz evet. Var, evet. Şimdi son olarak şunu sormak istiyorum. Biraz geriye sararsanız, sonuçta artık sahayı dijitalleştirme konusunda çok ciddi bir deneyiminiz var. Evet. Bir geriye dönersek, neyi farklı yapardınız? Mesela biz bir kurulum yaptık, testle birlikte bir iki ay harcadık aslında. Hı hı. Bu bence çok güzel bir şeydi. Bu i̇şte orada neyi geriye alırdım sorusunun cevaplarını o test sürecinde yaptık biz zaten. Hı. Yani dediğim gibi biz tüm şantiyeyi bitirdik, inşaatı bitirdik, operatöre teslim ettik. Hı hı. Kafamızda bunu simüle ettik. Altyapısını buna göre hazırladık ve daha sonrasında da o test modülünde bunu değerlendirdik. Yani şu an geriye dönüp neyi düzgün yapardık gibi bir soruya verecek cevabım yok. Zaten o süreci biz o iki ayda tamamlamıştık. Burası benim için çok önemli. Bizler Aconex olarak şunu yapmaya çalışıyoruz. Çok hızlı bir şekilde aslında sizin süreçlerinizi dijitalleştirmek için uğraşıyoruz. Ama Onur ve Onur'un ekibi gibi bir ekip karşımızda olduğunda aslında Sani Bey'in söylediği gibi ilk önce bir işi bilip dijitalleştirdiğimizde geriye dönmemiz çok gerek kalmadan evet. İlerleyebileceğimiz süreçlere dönüyoruz. O yüzden biz burada çok ilginç bir süreç yaşadık gerçekten. Benim için de öyleydi. Genelde hadi ne zaman açıyoruz yaklaşımından ziyade biz doğru düzgün çalışmamızı yapalım. Ondan sonra da sistemi açalım diye ilerledik ve gerçekten çok güzel oldu. Sana da sertifikanı veriyorum. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler.